Herkese merhaba, Adam GF'ye hoş geldiniz. Tekrar yeni bir video ile beraberiz. Bu video ile birlikte tüm Azerbaycan'a işgal edilmiş topraklarını geri aldıkları için kutluyorum. Zaferleriniz daim olsun diyorum. Bu vesileyle de Mehmet Emin Resulzade ve Elçi Bey'in de ruhları şad olduğuna inanıyorum. Çünkü benim için çok önemli, çok değer verdiğim şahsiyetlerden birkaç tanesi. Onları da anmadan geçmek istemedim. Ve bu konu hakkındaki düşüncelerimi paylaşmak için bu videoyu çekmeye karar verdim. Başlangıçta da beni çok etkileyen bütün bu süreçte 40 küsur günlük süreçte en son noktada Şuşa'nın işgalden kurtarılmasından sonra Şuşa Kalesi'nde Türk ve Azerbaycan bayraklarının dalgalandırılması beni gerçekten çok gururlandırdı ve mutlu etmişti. Çünkü Şuşa'nın önemi hem Azerbaycan için hem de Türkiye için, daha doğrusu Türk dünyası için çok önemli bir yer olduğunu biliyorum ve çünkü Şuşa'dan yetişmiş o kadar çok insan var ki Türk tarihine damgasını basmış, hem sanat anlamında hem siyaset anlamında ve Karabağ'ın en alınmaz yerlerinden bir tanesi ve orayı aldıktan sonra artık Karabağ'ın alınmama gibi durumu olmadığı için de çok stratejik önemi olan bir yerdi. Ve orada Türk ve Azerbaycan bayraklarının dalgalanmasını görmek gerçekten beni çok gururlandırdı. Bunun için de özellikle tebrik etmek istiyorum ve bütün bu coşku kutlama anlarında Türk ve Azerbaycan bayraklarını bir arada görmekten de çok gururlandım ama keşke diğer Türk devletlerinin bayraklarını da görebilseydik. Biliyorum Türkmenistan'dan da beni takip edenler var. O yüzden niçin paylaşamadıklarınızı da biliyorum ama Türkmenistan'daki insanların da Azerbaycan'ın yanında olduğuna eminim. Çünkü birçok insanla yazıştım ve onların da fikirlerini biliyorum. O yüzden yorum olarak da bu videonun altında bir sürü Türkmen bayrağı da görmek istiyorum. Umarım kırmazsınız ve destek olarak Türkmen bayraklarını da yorumlara asarsınız. İsterseniz hemen konumuza gelelim. Aslında ben bu videoyu anlaşma çekilir çekilmez hemen paylaşmayı düşünüyordum. Çünkü kafamda deli sorular vardı. Sonrasında da gazetelere, basına, YouTube'a baktığımda herkes bir şeyler söyleyip farklı açıdan yaklaşmışlar ve biraz daha beklemenin gerektiğini düşündüm. O yüzden bugün çekmeye karar verdim. Çünkü her şey daha böyle rayına oturdu. Daha anlaşılır hale geldi. Benim kafamdaki soru işaretlerinden bir tanesi, özellikle en önemlilerinden bir tanesi, bu anlaşma yapıldığında arkadaşlarım bana mesaj atıp Karabağ alındı diye yazı yazmışlardı gecenin bir vaktinde. Sabah kalktığımda hemen haberlere baktım ve Azerbaycan'la Ermenistan arasında bir anlaşma yapıldığını düşünüyordum. Ermenistan kabul etti her şeyi diye. Sonrasında bir baktım şapkadan Rusya çıktı. Rusya'ya da hiç güvenmediğim için açıkçası tedirgin oldum. Neden Rusya? Niçin? Rusya nereden çıktı şimdi falan derken. Sonrasında da maddeler açıklanmaya başlandı. İşte 5 yıl Rusya'nın barış gücü adı altında 1690 Rus askeri çeşitli adetlerde de silahlar ve taşıyıcılarla birlikte orada görev yapacağını, oradaki ateşkes ortamını sağlayacağını, barışı sağlayacağını maddeleri geldi ve hiçbir şekilde anlaşmanın hiçbirinde Türkiye ile alakalı bir madde, bir şey yoktu. Bu beni açıkçası biraz tedirgin etti. Yani tekrar 90'lı yıllara Rusların hegemonyasına mı giriyor orası diye. Açıkçası tarihte değişik zamanlarda barış gücünün neler yaptığını gördük Bosna Hersek'te. Barış gücü askerlerinin göz önünde Bosna Hersek'te Sırplar binlerce Boşnağa soykırım yaptılar, resmen öldürdüler ve barış gücü gözünü bile açmadı. Yani bakmadı bile. O yüzden gerçekten çok tedirgindim. Sonrasında da açıklamalarda Türk askerinde olacağı, bir şekilde Türkiye'nin de bu işin içinde olduğu ama hep sözlü anlaşmaların olduğundan bahsediliyordu. Bu da bana çok samimi gelmedi açıkçası ilk başlarda. Sözlü denen şey yarın unutulabilir, öyle bir şey demedik denilebilir diye düşünüyordum. Açıkçası güvensiz başladı. Yani güzel bir zafer aldık ama sonrasında ne olacak diye düşünmeye başlamıştım ki bugün bütün her şey netleşti. Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı. Biz de bu sürecin içerisindeyiz. Rus askerleri kadar Türk askerleri de orada olacaktır. Türkiye anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ve sonrasında da Hulusi Akar'ın Rus mevkidaşı ile yaptığı anlaşmada zabıt olarak tutuldu. Yani yazıya döküldü ve anlaşmanın içeriğinde Türk askerlerinin de orada bulunacağını öğrendikten sonra artık daha içim huzurlu diyebilirim yani. En azından artık bizim de askerimiz orada barışı koruyacak ve Azerbaycanlıların yanında olduğunu gösterecek. Bu çok önemli bir gelişmeydi ve bunun için de biraz bekledim açıkçası. Böyle boş boş konuşmak yerine bardağın boş tarafından değil de dolu tarafından bakmanın daha önemli olduğunu ve bu kazanımlarının da Azerbaycan için çok önemli olduğunun kanısındayım. Ve sonrasında da Nahçıvan'la Azerbaycan arasındaki bu yol olayını da konuştular ve bu yakın zamanda gerçekleşeceğini, yani artık İstanbul'dan kalkan insanların araçlarıyla birlikte, yani Türkiye'den birisi aracıyla birlikte Azerbaycan'a karayoluyla gidebilecek. Bu çok önemli bir gelişme diye düşünüyorum. Ama sadece bir problem benim kafamda
kafamaya yatmayan başka bir şey bu Rus barış gücünün 5 yıl daha orada kalacak olması ve eğer iki ülke karar değişikliğinde bulunmazsa bu 5 yıl tekrar otomatikman ileriye gidecek. 5 yıl daha orada kalacak. Açıkçası bu beni biraz rahatsız etti ama umarım bunlara gerek kalmadan bütün takvim uygulanır ve hiçbir şekilde problem yaratmadan işgal edilmiş toprakların tamamı gerçek sahibi olan Azerbaycanlılara verilir ki bu kutlamalarda gerçekten İstanbul'da da değişik yerlerde gördük Türk bayrakları birlikte Azerbaycan bayrakları asıldı. Bu çok etkileyici bir ay geçirdik. Daha doğrusu hepimiz çok etkilendik ve gerçekten çok gururlandık. Buradan da hem Türkiye'deki yetkililere hem de Azerbaycan'daki yetkililere de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen şu uçak fiyatlarını düşürün. Özellikle Azerbaycan-Türkiye arasındaki gidiş gelişlerdeki bu fiyat farkını minimuma düşürürseniz Türkiye'den de birçok insan çıkıp Azerbaycan'a gitsin. İşgalden kurtarılmış toprakları gezelim görelim. Bunun için de hem Erdoğan'a hem de Aliyev'e dinlerler mi bilmiyorum ama yani onların yakınlarından birisi dinlerse de söylesin. Bu uçak fiyatlarını düşürürseniz herkes bence Azerbaycan'a gitsin Türkiye'den ve bu coşkuya katılsın. Keşke ben de orada olabilseydim. Çok isterdim orada olmayı. Umarım yakın bir zamanda olacağım. Çünkü arkadaşlarımın sözü var. Şuşa'ya gideceğiz. Şuşa'da video çekeceğiz. O günü de sabırsızlıkla bekliyorum. Tabii ki beni şaşırtan başka bir olay da Ermenistan tarafında gerçekleşen bir olay oldu. Ermenistan'da halk ayaklandı. Parlamentoyu bastı. Paşinyan... Açıklama yaptı Twitter'dan ya da Instagram'dan galiba parfümü mü çalınmış, kalemi bir şeyleri falan ehliyetleri çalınmış. Adam ülkesi elden gidiyor. Adamın derdi parfümüyle, ehliyetinde, kaleminde, bilmem neyinde. Ama halkın bu gösterilerde niçin biz geri çekildik, niçin biz savaşmıyoruz diye ayaklanması beni çok şaşırttı. Çünkü şöyle düşünüyordum. Oradaki yenilgilerden dolayı halk artık savaşmayalım, geri çekilelim, niçin askerlerimiz, niçin erkeklerimiz, çocuklarımız, eşlerimiz ölüyor diye ayaklanır diye düşünürken tam tersini gördüğümde açıkçası şaşırdım. Bunu da sonrasında anladım ki Ermenistan aslında halkını bu savaş boyunca, savaş süresince kandırmış ve hep zafer haberleri yayınlamış. İşte Azerbaycan'a şöyle yaptık, böyle yaptık. Hiçbir şekilde ölen askerlerinden, mağlubiyetlerinden falan hiçbir şekilde bahsetmemiş ve insanlar bir gecede böyle bir anlaşma yapıldığında şoka uğramışlar. Çünkü farklı beklentiler içerisindeyken bir anda gerçekle yüzleşmişler. Bunun da intikamını parlamentoyu basarak göstermişler ve birçok karışıklıklar olmaya başlamış. Ne diyelim artık, bu yolu siz tercih ettiniz. Aklı başında olan insanlar bunlara karşı gelmesi gerekirken Ermenistan'da da hiç aklı başında insan yokmuş. Bu da garip geldi bana yani. Artık kendi tercihleriniz ve sonuçlarına katlanacaksınız. Keşke Azerbaycan'la barış içerisinde yaşamayı tercih etseydiniz ve Türkiye ile birlikte belki de daha refah şartlarda yaşayabilirdiniz ama o kadar Türk tarafının o kadar iyi niyetine karşılık siz tamamen savaşı tercih ettiniz ve sonuçlarına katlanmak zorundasınız. Rusya'nın kazanımı oldu mu derseniz de bence Rusya'nın kazanımı oldu. Bunu inkar etmek biraz aptallık olur diye düşünüyorum. Rusya Ermenistan'ı hiçbir zaman kaybetmek istemez. Ama şöyle de bir şey var. Tercih etme konusuna geldiğinde Azerbaycan mı Ermenistan mı diye baktığınızda tabii ki Azerbaycan'ı kaybetmek istemez. Çünkü Azerbaycan'ı kaybettiğinde Türkiye'yi de kaybedeceğini bilir ve Ermenistan aslında Rusya için sadece bir Rusya için kukla gibi kullanabileceği bir devlet ve Batı ile birlikte olmasını asla istemez ama tercih etme konusunda da Azerbaycan'ı Ermenistan'ı tercih etmez. Çünkü Ermenistan'da ne bir doğalgaz, ne bir teknoloji, ne bir sanayi ya da herhangi bir şey yok ama Azerbaycan'da hem petrol, hem doğalgaz, hem de yetişen insanlar, daha gelişen bir ordusu ve bir potansiyeli var ama Ermenistan'da bu yok. Bu yüzden de oradan da elini çekmek istemez ve bu barış gücüyle de bir yandan elini çekmeden olayın içerisinde olmayı tercih etti. Bir şekilde bu işin içerisindeyim ve çıkmaya da niyetim yok gibi gösteriyor ama ilerleyen yıllarda neler olur, neler değişir bilinmiyor ve Türkiye'de kaybetmek istemediği için şu şartlarda bu anlaşmayla birlikte Türkiye'nin askerlerini de Rusya'nın barış gücüne ne kattıysa Türkiye'de aynı şekilde katılacağı için aslında biraz daha şu anda güven içerisinde bu işlerin düzeleceğine inanıyorum. Umarım biz bu saatten sonra savaş haberleri ya da bombalamalar, insanların, sivil insanların ölümü değil, oradan sevinç haberleri ve güzel haberleri duyar ve paylaşırız diyorum. Hulusi Akar'la Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın sarılma olayı da gerçekten çok iyiydi ve çok güzel mesajlar vermişlerdi. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye.
Bu da beni çok etkiledi, çok gururlandım, çok da sevindim. Bundan sonra hem Türkiye için hem de Azerbaycan için çok daha farklı günlerin geleceğini düşünüyorum ve Türkiye'deki insanların da bu süreçte, bu 43 günlük savaş döneminde Türkiye'deki herkesin, her kesimden insanın Azerbaycan'a destek olması, sosyal medyadan bir şekilde duygularını göstermesi hepimizi çok mutlu etti. Çünkü Azerbaycan Türkiye için birilerine sevimli gözükeyim ya da oy toplayayım olayı değil, tamamen devlet politikası ve Türkiye'deki insanların da bu devlet politikasına vermiş olduğu desteğin sonucunda gerçekleşen bir durum. Boşu boşuna bir millet iki devlet demiyoruz ama benim için en önemli şey bu kazanımlarda. İşte herkes yorumlarda ve şeylerde görüyorum, işte Erdoğan'dan bahsediyorlar, Aliyev'den bahsediyorlar. Evet, onlar da önemli ama bence buradaki bütün olayın özü ve kahramanı askeri kuvvetlerdeki askerler ve bu askerlerin arkasında dimdik duran halkın gücü. Esas önemli kahramanlar Azerbaycan halkı ve Azerbaycan ordusu. Bunda biri tabii ki Aliyev'in ve Erdoğan'ın yapmış olduğu şeylere inkar etmeyiz. Onlar dik durdular. Bu dik durmaların sebebi arkalarındaki halkın gücüydü. Ve bu dik duruş devam ettiği sürece de hem Türkiye'de hem de Azerbaycan'da ve birbirimiz arasındaki bu kenetlenme sürdüğü sürece de bu iki ülkenin de önüne hiçbir şekilde hiç kimsenin çıkamayacağını düşünüyorum. Durmak yok, yola devam, çalışmaya devam, üretmeye devam, güçlenmeye devam diyorum. Videomu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Umarım yeni videolarda da böyle eğlenceli, domalı videolar da yapabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.